Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün dün sözünü verdiğim yatırım videosunun devamı olarak çekiyorum bu videoyu. Ve hangi oyunculara yatırım yapmalıyız onu inceleyeceğiz. Ve lafı çok uzatmadan hemen yatırım yapabileceğimiz oyunculara geçiyoruz. Haftanın takımında pek fazla iyi oyuncu gelmedi. Ama işimize yarayabilecek 4 tane oyuncu var. Daha doğrusu 3 tane. Ziyeh'ten çok umudum yok çünkü sağ kanat kartı ve 82 hızla koşan birini sağ kanat oynatmazlar diye düşünüyorum. Joao Felix 300 bin maksimum fiyatı ve pazarda yok diye biliyorum. Neyse sonra zaten bakarız. Şu anda yani pazarda yok. 300 bin max fiyat olmasına rağmen çok kişi kullanacak demek. Gnabry yine aynı şekilde çok değerli bir oyuncu ve sol orta sağ kartı geldi bu sefer. Yani ters ayağına düşmüyor. Mevcut fiyatı 135 bin. Ve Benzema geldi. O da 130 bin civarıydı en son. Şu anda 164 binmiş. Yanlış bakmışım. Yani işimize yarayabilecek oyuncular ağırlıklı olarak bunlar. Ziyeh'in fiyatına da hemen şöyle bir bakayım. Ziyeh de 110 bin. Yani bu oyuncular yarın saat 11'de FUT Champions ödülleri dağıtılacak ve orada kartlarının çıkma ihtimali olacak. Ve bunları alan oyuncular kullanmak için bunlar için kadro kurmaya çalışacak. Şu an bile bunlarla bağlantıları olan oyuncular artmaya başladı. O yüzden yarın paketlerin açılmasını bekleyeceğiz. Saat 11'de FUT Champions ödülleri dağıtılacak. Ve 11'i 10 geçeden 12'ye kadar falan olan bir süre zarfında oyuncuları almaya başlayabiliriz rahatlıkla. Satma işlemi içinse ya Cuma günü satacağız ya da fiyatları artmış olursa eğer bizim saatimize göre saat 4'ten 5'ten sonra satmaya başlayacağız. Şimdi sıra yatırım yapacağımız oyuncularda. Öncelikle unutmayın asla %100 diye bir şey yok. Hatta %80-90 da yok. Çünkü yatırım riskli bir iş. Çok oyuncu almanız gerekecek. Vergi fiyatı var. %5 kesiliyor biliyorsunuz. Yani oyuncuların bunlar tahmin. Yani artacak demiyorum. Tahminim bu yönde ve ben bu oyuncular üzerine yatırım yapacağım. Öncelikle Gnabry için Davis büyük bir avantaj olacaktır. Çünkü Gnabry çıkaran biri sol bekini alabileceği en iyi oyuncu Davis ve oyun içinde de çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Özellikleri çok iyi, hızı çok iyi. Defans kimya tarzı bastığımızda çok etkili bir oyuncu oluyor. Mevcut fiyatı 29 bin altın. Yarın için beklediğim fiyatı ise 25 bin ya da 22-27 bin aralığı diyelim. 22-27 bin aralığından Davis'leri alırsanız fiyatı tekrar yükseldiği zaman yani saat 4'ten sonra veya Cuma günü rahatlıkla tekrar ya 29 bine çıkar ya 30 bin ve daha üstüne çıkar. Büyük bir kar yapabilirsiniz. Bir diğer oyuncu Goreska. Orta sahada yine iyi kimya verebilecek bir oyuncu. Kullanılan bir oyuncu ve özellikleri iyi bir oyuncu. Mevcut fiyatı 12 bin. Yarın 9 ile 11 bin arası 9 bin ile 11 bin arası alırsanız yine söylediğim saatlerde kar yapabilirsiniz. Bir de lafı çok uzatmıyorum. Sorularınızı yorumlarda yazarsanız hepinize cevap vereceğim. Video ne kadar kısa olursa o kadar çabuk yüklenecek şimdi çünkü. Joshua Kimmich yine Goreska gibi bu ikisi arasından tercih olacağı için bunların fiyat yükselme oranı biraz daha düşük. Çünkü iki seçenek var ve bir kısım birini alırsa fiyatları zor yükselecek. O yüzden dolayı Kimmich 34 bin. Kimmich'i alırsanız sadece 30 veya 31 binden alabiliyorsanız alın. Çünkü yükselirse yani kar yapabileceğiniz fiyat maksimum o olur. Royce şey ki, adını unuttum. Ziyech için Havertz'i alırsak da işe yarayacak bir oyuncu. Ha, bu arada Goreska ile Kimmich de yine Alman olduğu için yani Ziyech'i alan biri kimya için Havertz'i aldığını düşünürsek hem Goreska hem Royce hem de Kimmich işine yarayacaktır. O yüzden bunlara biraz daha yönelebiliriz. Royce şu anda 22 bin altın. Yarın 18-20 bin civarından alabilirseniz kar yaparsınız. Neuer'i almanızı çok önermiyorum ama yine de Hummels geldi. Yanına bir oyuncu kaleci en iyi olabilecek Neuer var. O yüzden onu da alırsanız eğer 34 bin altından şu an fiyatı alırsanız da 30 bin maksimum 32 bin. Yani 30 bine kadar teklifle falan almaya çalışın oyuncuları. Bernardo Silva var burada. Bernardo Silva'yı niye koydum? Felix için koydum. Çünkü Felix'e şu an çok yoğun bir talep var. 300 bine pazara koyulduğu gibi gidiyor. Ve pazarda bulması çok zor. Ama maalesef bağlayacak oyuncu az. Felix için sağ kanat arayanlar Bernardo Silva'ya yönelecektir.
Bu yüzden Bernardo Silva'yı almanızı önerebilirim. Şu an fiyatı 17 bin altın. 14-15 bin altından alabilirseniz alın. 16 binde de olabilir. Evet, 16 bine de olabilir. Bunun da fiyatı yine söylediğim gibi saat 4'ten sonra veya Cuma günü kadrolar kurulurken artacaktır. Bunun yanında Felix için işinize yarayabilecek diğer iki oyuncu ise hem Benzema'yı da burada hemen söyleyeyim. Benzema'da da işinize yarayacak. Dembele ve Hazard. İkisi de Benzema için güçlü kimya dediğimiz tam yeşil haliyle kimyaları var. Biri Fransız olmasından, birisi aynı takım olmasından. Dembele zaten her hafta sonu liginde kullanılan bir oyuncu ve çok fazla kullanan YouTuber olduğu için talep de sürekli artıyor. Dembele'nin fiyatı şu anda 47 bin altın. Yani 47 bin ne kadar olur? 40-45 bin civarında alırsanız eğer kesilen parayı da hesaba katarsak kar yapabilirsiniz. Hazard 78 bin. Bu biraz yüksek olduğu için parası az olanlara veya tüm parasını buna basacak olanlara uyarı olsun. Bunu çok önermiyorum. Ama yine de iş görebilir bir oyuncu. 78 bin altın şu an. 74 binden maksimum 74 binden alabilirseniz alın. Zarar etmezsiniz asla. Ziyeh için demin söylediğim gibi Havertz var ve Werner var. İkisi aynı takımda. Werner daha yüksek bütçeli kişiler için. Werner 190 bin civarıydı. 198'e çıktı. 202-205 civarına kadar bir tekrar çıktı. Şimdi 198'e düştü. Yarın da Werner'i 180-190 binden alabilirseniz eğer. Yani böyle bir düşüş olursa diye sadece koydum. Alabilirsiniz çünkü fiyatı çok rahat 200 binin üstüne tekrar çıkacaktır. Bir de Kai Havertz var. Hem Alman olması Gnabry'nin işine yarıyor. Hem de Hakim Ziyech geldi. Onun işine yarıyor. Dolayısıyla iş yapacaktır. Şu anki kimya tarzı atmaca mıydı? Türkçe. Halk diyebiliyorum. Türkçesini unuttum. 10 olduğu zaman çok yüksek hız, şut ve fizik veriyor. Bu yüzden bunu da kullanan oyuncular olacaktır. Havertz'i de önerdiğim bir oyuncu. Şu an 41.500 altına gidiyor. 37, 38, 39 bin civarı, bu civarlarda alabilirseniz eğer çok rahat bir şekilde bundan da kar yapabilirsiniz. Oyunculardan fiyat belirtmeyi unuttuğum sanırım yok. Biraz hızlı geçtim, kusura bakmayın. Çünkü video ne kadar hızlı olursa o kadar çabuk yüklenecek. Ve ne kadar çabuk haberdar olursanız herkes o kadar çabuk kar yapabilecek diye düşünüyorum. Bu 10 oyuncu benim almanızı önerdiğim oyuncular. Neuer ve Werner de biraz çekimserim. Hazard biraz fiyatından dolayı riskli. Ama diğerlerinde çok sorun yaşamazsınız. Hani zarar edeceğinizi hiç düşünmüyorum. Çünkü bu oyuncuları takımlarına alacaklar çok fazla insan olacak. Yarın yeni etkinlik de gelmeyeceği için oyuncuları fiyatlarının düşme ihtimali düşük. Yani paket açacak insan sayısı az olacak. Alan takımına koymuş olacak. Belki yüksek reytingli kadro kuruma gelirse 8'de de artabilir. Ama yani 4'e kadar satmamanız taraftarıyım ben. 4'ten sonra da satmaya başlayabilirsiniz. Hatta 5'ten sonra diyelim. Bunun dışında fiyatları daha erken de artabilir. O yüzden ne kadar çabuk ucuza alırsanız o kadar kar edersiniz. Oyuncuların fiyatlarını da gün içinde takip etmeniz gerekiyor. Çünkü ben 4 diyorum ama belki 2'de 3'te alınmaya başlayacak diye fiyatı artacak. O yüzden yine belli aralıklarla saatlerine bakın. Ama saat 4 gibi artık fiyatlar tekrar yavaş yavaş artmaya başlar. Ayrıca oyunculara kimya tarzı basarsanız ama işe yarayacak yani. Mesela Werner'e defans geliştirici basarsanız bir şey olmaz. Ama işte Hazard'a, Dembele'ye, hız, şut, dribling gibi kimya tarzlarını basarsanız eğer normalinden 2-3 bin altın fazlaya satabilirsiniz. Bir de diyelim beklediğimiz gibi olmadı işte Davis 27 bine düşmedi diyelim. Siz 27 binden aldınız. Yani satış fiyatı 29 bine çıkmadı daha doğrusu. 27 binden aldınız. Tekrar kimya tarzı basarak siz 29'dan listeleyin, 30'dan listeleyin, mutlaka satılacaktır. Zarar yapma ihtimaliniz düşük ama kar yapma ihtimaliniz de yüksek değil. Bunları göz önünde bulundurun. Bunlar benim önerilerim. Umarım hepinizin işine yarar. Ben de bu oyunculardan kendi bütçeme göre almaya çalışacağım. Umarım hepimiz kazanırız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız böyle videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.